Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, kalemleri ve kelamlarıyla, eserleri ve hizmetleriyle ilim, fikir, edebiyat ve düşünce dünyamızı zenginleştiren çok kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz, kültür ve düşünce adamlarımız, çok kıymetli misafirler, değerli konuklar, hepsi birbirinden değerli genç arkadaşlarımız. Türkiye'nin yakın dönem tarihine damga vuran ve bir dergi olmaktan öte düşünce ve edebiyat okulu kimliğiyle geçmişteki yerini alan Büyük Doğu Dergisi ve Büyük Doğu'nun çilekeş mimarı Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi anmak, anlamak, çok daha yakından tanımak için Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Özü Yüzden Okumak Büyük Doğu'nun Kapakları Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Yıl 1943, Büyük Doğu'nun ilk sayısı çıkar ve susamış sinelere ab-ı hayat katreleri sunar. En zor zamanlarda durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyerek hakkın ve hakikatin en gür sadalarından biri olarak haykırır. Ve 40 yıl boyunca edebiyat, fikir ve düşünce dünyamıza damgasını vurur. Bugün Büyük Doğu kapaklarından yola çıkarak Özü Yüzünden okuyacağımız ve ülkemizin yakın tarihine ışık tutacağına inandığımız sempozyumumuzda ilk olarak huzurlarınıza konuşmalarını yapmak üzere Necip bir milletin fazıl bir şairi olan Üstad Necip Fazıl'ın yakın dostlarından, dava arkadaşlarından gül yetiştiren bir ustamızı Rasim Özdenören'i huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınız eşliğinde efendim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli misafirler, sözlerime başlamadan hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Necip Fazıl gibi çok yönlü bir fikir ve edebiyat adamının bu defa farklı bir görüngüden ele alınması, onu anlamak bakımından ilgi çekici bir seçim olmuştur. Necip Fazıl, hayatının her anında sanki bir emri vakiye cevap vermeye, beklenmedik durumlara cevap hazırlamaya memur gibi davranmıştır. Onun her beklenmedik durum karşısında verilmeye hazır duran bir beklenmedik cevabı, bir beklenmedik karşılığı olmuştur. O hiçbir zaman hiçbir sözün altında kalmamıştı ve kalmamıştır. En beklenmedik anlarda, en beklenmedik cevaplarla muhatabını şaşırtmasını, dostlarını sevindirmesini ve gülümsetmesini bilmiştir. Bu sempozyumun ana konusunu teşkil eden Büyük Doğu'nun kapak kompozisyonları da onun dünyayı nasıl okuduğunu, çarpıcı bir reçesini bize daha sunacaktır. Meşhur Başımızda Kulak İstiyoruz kompozisyonu veya arka planda yangın devam ederken bir itfaiye erinin çizmelerini çıkarmış namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının ve daha nicelerinin onun bilincinden okunması bize Necip Fazıl'ın aslında insanı, evreni, davasını nasıl okuduğunun farklı ipuçlarını verir. Bu bakımdan böyle ilginç bir konu bulup
bir sempozyum hacminde ve çerçevesinde bize sunan programın ilgililerinin tümüne teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Necip Fazıl bir cesaret anıtıydı. Çoğu kimsenin tevillere, dolambaçlı yollara başvurduğu durumlarda o fikrini düpedüz söylerdi. Ama bu düpedüz söyleyiş gene de bir sanat, zarafet, letafet ve nükte içerirdi. Büyük Doğu'nun kapak kompozisyonlarında bu durumun veciz örneklerini görürüz. Necip Fazıl Kısakürek sanki sürekli olarak bir kefareti ödeme borcuyla dünyaya gelmişti. Onun hayat hikayesi çağımız Müslümanlarının nesleri ve bedenleri yüzünden katlanmak zorunda kaldıkları sıkıntıların ve bu sıkıntılardan kurtulmak için çektikleri ezaların tümünü kendi bünyesinde toplamış gibiydi. Kefaret ödemeye her an hazır olan vicdan yapısıyla bu bakımdan onun hayatında bir ikilik, bir parçalanmışlık değil fakat bir bütünlük görürüz. Bu sempozyumda daha yakından öğrenme fırsatını yakalayacağımız Büyük Doğu'nun kapak kompozisyonlarında da böyle bir bütünlüğün belgelerinden biridir diye düşünüyorum. Bu heyecanlı ve duyarlı mizacın belki en muhtaç olduğu şey huzurlu ve sakin bir hayatken o ömrünün sonuna kadar böyle bir hayata hiçbir zaman talip görünmemiştir. Boynunda taşıdığı mahkumiyet kararıyla bu dünyaya gözlerini yumması da bu halinin reddedilmez kanıtlarından birisidir. Böylece o bu dünyadan alacaklı olarak göçmüştür. Necip Fazıl'ın farklı bir görüngüden okumamızı sağlayacak olan bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yönetici ve hocalarına, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yönetici ve hocalarına, Küçükçekmece Belediyesi Başkanı'na ve personeline, onların yardımcılarına, emeği geçen herkese tekrar teşekkür eder, sempozyumun fikir dünyamıza sağlayacağı katkının verimli olmasını diler, başarı dileklerimle saygılarımı sunarım. Gül yetiştiren bir adam, çok değerli üstadımız Rasim Özdenören'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sanat anlayışını ver cüceye, onun olsun şairlik, benim gözüm büyük sanatkarlıkta. Anladım işi marifet Allah'ı aramakmış, anladım işi sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış diye özetleyen Üstad Necip Fazıl'ın çilesini, derdini, davasını ve meselesini Büyük Doğu kapakları üzerinden çok daha iyi okuyacağımız bugün, şimdi de huzurlarınıza tertip heyeti adına konuşmalarını yapmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Anda hocamızı davet ediyorum. Alkışlarınız efendim. Efendim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Düşünce ve sanat hayatımızda bazı dergiler vardır ki uzun soluklu neşir hayatları, bu neşir hayatının çizdiği iniş çıkışlı macera tablosu, muhtevalarındaki doluluk, sayfalarında boy gösteren genç kalemleri yetiştiricilik fonksiyonları, toparlayıcı ve yönlendirici etkileri, dönemlerinin düşünce, siyaset ve sanat hayatı içinde mümessili oldukları ilke ve değerler ve yüklendikleri sosyal misyon ile bir temsil kutbu, bir ilgi mıknatısı,
bir ciddiyet ve vukuf davetçisi olma vasfını kazanarak emsalleri arasında ayrıcalık tahtına kurulurlar. Büyük Doğu işte bu dergilerden birisidir. 1943'ten 1978'e kadar yaklaşık 35 yılda 512 sayılık yayın hayatında nesillerin yerli düşünceye ve sanata uyanışında, bu uyanışın ocağını canlandıran İslami heyecan ve azmin oluşmasında, Mehmet Akif'in Sırat-ı Müstakim ve Sebil-i Reşad'ından sonra etkili olmuş en önemli yayın organlarından birisi, gerçekten de Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu'su olmuştur. Bu bakımdan Büyük Doğu yalnız bir neslin değil, yaklaşık üç çeyrek asrın nesillerinin yetişmesinde etkili olmuş bir mekteptir, bir kürsüdür, bir ocaktır. Bu misyonu da derginin yalnız içeriğinden değil, kapağından son sayfasına kadar her bir parçasında kendisini gösterir. Denilebilir ki derginin kapakları Büyük Doğu'nun özünün yüzüne yansıdığı bir vitrin niteliği kazanmıştır. Hatta zaman zaman muhtevadan daha fazla etkili olan, öne çıkan, konuşulan, mensuplarınca takdir ve tahsin görürken muhaliflerince tepkiyle karşılanan, susturulmak ve boğulmak istenen fenomen kapakları da olmuştur derginin. Bu noktadan hareketle Büyük Doğu'nun yalnızca kapaklarına odaklanan bir dikkat nazarı bile bize çok şeyler söyletecektir. Özü yüzden okumak, Büyük Doğu kapaklarının dili sempozyumu, işte bu düşünceden hareketle gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Ayrıca düşündük ki, Necip Fazıl gibi dünden bugüne, nesillerin hürmet ve takdirine, sevgi ve ilgisine mazhar olmuş bir isim hakkında, ya birçok defa, birçok yerde yapıla geldiği gibi, söylenenleri bir kere daha tekrarlayan, yeni bir şey getirmeyen, mükerrer bir faaliyette bulunacaktık. Ya da dernek, vakıf, cemiyet, kulüp ve benzeri iyi niyetli ve heveskar kuruluşların yapa geldikleri üstad edebiyatına biz de bir kenarından katılacaktık. Bunların yerine bugüne kadar üzerinde durulmamış, kapsamlı bir şekilde dikkatle en azından eğilinmemiş, belki de kimilerince Necip Fazıl külliyatında bir ayrıntı diye bile görülebilecek bir konuyu seçtik ve münhasıran Büyük Doğu dergisinin kapaklarına odaklandık. Bu 512 kapağı fikir, sanat, siyaset, tarih, sosyoloji, edebiyat, grafik, basın tarihi, estetik ve benzeri disiplinler penceresinden yorumlamak üzere bu sempozyumu düzenledik. Bu bilebildiğim kadarıyla daha öncesinde ne Büyük Doğu ekseninde ne de başka herhangi bir dergi üzerinde yapılmamış bir faaliyet olma özelliğini de taşıyor. Bu bilimsel etkinlik bir çığırın da inşallah açıcısı olur ve seneye, Allah ömür verirse ondan sonraki seneye, kapak yahut muhtevaları üzerinden bir Sırat-ı Müstakim, bir Diriliş, bir Edebiyat Dergisi yahut Mavera Sempozyumu ile de karşınızda oluruz. Bu bakımdan ben burada haddim olmayarak bir emri vaki yaparak Sayın Başkan'dan konuşmaları sırasında seneye bunlardan herhangi birisi üzerinde yapılacak bir sempozyumun, bir bilimsel etkinliğin sözünü de almak istediğimi acizane dile getirmiş olayım. Nitekim yakın çevremdeki arkadaşlar biliyorlardır. Biz Küçükçekmece Belediyesi ile önce Aynanın Sırrı Mustafa Kutlu Sempozyumu'yla işe başlamıştık. O sempozyumun bitiminde seneye Günümüz Türk Öyküsü'nde Kadının Sesi Sempozyumu yapalım diye ahitleşmiştik. Bu sene günü geldi, onu yaptık 7-8 Mart'ta. Bu arada bir ekstra bir program oldu. Şimdiki ahitleşmeyi de bugünden seneye eğer yaparsak çok hoş bir dostluğun daha sıkı bir şekilde üniversitelerimiz arasında devamını sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bu sempozyumda sunulan bildiriler kısa zaman içinde, muhtemelen Haziran başında bana Ali Bey 30 gün içerisinde mutlaka istiyoruz, basacağız dedi. Dolayısıyla onun da müjdesini verelim. Haziran başında kitaplaşacak inşallah, değil mi Ali Bey? Bunu da burada haber vermek istiyorum.
Kadının Sesi Sempozyumu'nun bildirileriyle inşallah. Çok şeyi birden mi bağlıyorum başkanım bilmiyorum. Ben geçen seneki Aynanın Sırrı Mustafa Kutlu Sempozyumu'nda olduğu gibi, bu seneki Günümüz Türk Öyküsü'nde Kadının Sesi Sempozyumu'nda olduğu gibi, bu sempozyumun düzenlenmesinde katkı ve çabaları dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi'nin çok değerli başkanı Sayın Aziz Yeniay Bey'e ve Kültür Müdürü Ersan Ulusan Bey'e ve onun şahsında belediyenin emeği geçen diğer çalışanlarına teşekkür ediyorum. Düzenleme kurulundaki kıymetli arkadaşlarıma da, yani Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Akaya, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Cihan'a, ki en az 35 yıllık arkadaşım, Adana İmam Hatip'ten bu yana arkadaşım, bu tür etkinlikler, bu tür mutlulukları da pekiştirmek için bir vesile oluyor. Beraber bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu da ben yaşıyorum burada. Ahmet Cihan'a ve aynı üniversiteden, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Turgay Anar'a, İstanbul Kültür Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Bahtiyar Aslan'a ve yine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden değerli mesai arkadaşlarım yardımcı doçent doktor Zeynep Kevser Şerefoğlu ve araştırma görevlisi Şerif Eskin'e gayret ve çalışmaları için de teşekkürü bir borç bilirim. İstanbul'dan yahut İstanbul dışından bu sempozyuma iştirak ederek çalışmalarını bizlerle paylaşan kıymetli katılımcılara da teşekkür borçluyuz. Düzenleme kurulu olarak ve dinleyiciler olarak bu borcu da burada eda ediyorum. Hele güneşli diyeceğim ama maalesef kapalı. Şöyle söyleyeyim, böylesi bir ılık bahar gününde dışarının davetine sırt dönüp de gelip buradaki konuşmalara kulak veren değerli dinleyicilerimize, ki onların bir kısmı öğrencilerden oluşuyor. Bugün bizim okulumuzun, üniversitemizin bahar şenliği de vardı kampüste. O bahar şenliğine rağmen, bahar rehavetine, arkadaş geyiklerine omuz silkip buraya geldikleri için hasaten teşekkür ediyor ve hepinize selamlarımı sunuyorum. Efendim bizler de tertip heyeti adına konuşmalarını yapan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Anda Hocamıza bu duygu ve anlam yüklü konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Üstad Necip Fazıl Büyük Doğu'yla birlikte cemiyet meseleleri karşısında beyni zong zong zınklayan, zonklayan bir değerimizdir. Sızlayan bir dava adamıdır. Tabirlerinde ise artık o kaldırımlar şairi değil, muhasebe şairidir. Der ki bir şiirinde, ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beyni zong zong sızlayanlardan biri. Fikrin ne fahişesi oldum ne zamparası. Bir vicdanı bilemem kaçtır hava parası. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamit Okur hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Belediye Başkanım, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin değerli öğretim üyesi hocalarımız, değerli fikir adamlarımız, eğitimci hocalarımız, sevgili öğrenciler ve değerli katılımcılar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü olarak böyle güzel ve anlamlı bir günde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz üniversitelerin en önemli bir misyonu ve günümüzde de öne çıkan bir misyonu topluma hizmettir. Bu topluma hizmeti üniversiteler kapalı kapılar ardında kitap yazarak, ders vererek veya öğrenci yetiştirerek yapmaları mümkün değil. Geçmişte bu şekilde algılanan bir olgu günümüzde
bu kapıların açılması, toplumla bütünleşmesi, toplumun sorunlarını tespit etmesi ve bu sorunlara çözüm araması, projeler üretmesi, projeleri hayata geçirmesi olarak şekillenmiştir. Tabii topluma hizmetin en önemli bir arayışı yerel yönetimler, mahalli idarelerdir. Geçmişte yerel yönetimlerin ya da belediyelerin sadece imar, yapı, su benzeri işlerle iştigali günümüzde yine farklı bir yöne kavuşmuş, yönelmiş ve günümüzde belediyeler yine topluma hizmetin, toplumun kalkınmasına hizmetin önemli unsurları haline gelmiştir. Topluma hizmeti gaye edinen üniversitelerin ve belediyelerin güçlerini birleştirerek ortak hareket etmesi bu hizmeti de daha anlamlı kılacak bir unsur olmuştur. Dolayısıyla her iki üniversitenin iştirakiyle Küçükçekmece Belediyesi'nin ve belediyemizin saygıdeğer başkanı Aziz Yenay Beyefendi'nin belediyenin imkanlarını da böyle güzel bir hizmete açması gerçekten üniversitelerin yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde böyle toplumun gelişmesi, toplumun kalkınması ve gençliğin gelişmesi yönünde ortak hareket etmenin güzel sonuçlarını görmemiz açısından ümit verici bir olaydır. Ben tekrar Sayın Belediye Başkanımıza böyle güzel işbirliğini geçmişte başlattırması, günümüzde gerçekleştirmesi ve gelecekte de daha güzel işbirliklerinin müjdesini vermesi açısından teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Değerli katılımcılar, bugünün sempozyumunun konusu büyük fikir adamı Üstad Necip Fazıl'ın hayatının en önemli bir eseri olan davasının bir bayrağı, bir ana unsuru olan Büyük Doğu mecmualarının kapaklarının şekillendiği özün bu şekilden yüzden okunması ve Necip Fazıl'ı anlamak olarak belirlenmiş. Bence az evvel Sayın Dekanımız ifade ettiler. Bugüne kadar yapılmayan, gerçekleştirilmeyen ve Necip Fazıl'ı anlamaya yönelik farklı bir etkinlik olması açısından da bir ilki oluşturuyor. Bu açıdan ben düzenleme kurulu üyelerine teşekkür ediyor ve önümüzdeki yıllarda da Necip Fazıl'ı farklı yönleriyle yine ele alarak gerçekten günümüz ülkesinin, Türkiye'sinin insanın yetişmesinde, gelecek liderliğin yetişmesinde ve genç neslinin örnek alacağı bir fikir adamının her yönüyle tanıtılmasında büyük bir misyon icra edeceklerini şimdiden görüyorum ve kendilerini kutluyorum. Değerli dinleyiciler, Necip Fazıl bir dava adamıydı. Davası uğrunda yılmadan, ümitsizliğe düşmeden, azimle, kararlılıkla ve büyük bir güvenle hedefe kilitlenmişti. Dava adamının en önemli özelliği, davasında ulaşmak istediği hedefe kilitlenmek ve bu hedefe ulaşmasına engel olacak her türlü engeli aşma kararlılığını, cesaretini göstermekle özelleştirilebilir. Dolayısıyla biz Necip Fazıl'da dava adamında olması gereken bütün özellikleri görüyoruz. Ki Necip Fazıl bu dava adamı özelliğini, bu şahsiyetini örnek aldığı o yüce şahsiyetten, eşsiz dava insanından, Peygamberimizden almaktaydı. Peygamberimiz de üstlendiği yüce davayı gerçekleştirmek, tebliğ vazifesini hakkıyla yapabilmek için her türlü engeli aşmasını bilmiş, hiçbir zaman en ufak bir tereddüt, en ufak bir cesaretsiz örneği göstermemiş, arkadaşların, ashabının tereddüde düştüğü, ümitsizliğe düştüğü anlarda bile bir ümit abidesi, bir cesaret sembolü olarak ashabının en önünde yürümesini, en önünde cihad etmesini,
en önünde konuşmasını bilmiştir. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben yine bu davamdan vazgeçmem diyerek Kureyş'in o bir insan olarak hiç kimsenin karşı duramayacağı tekliflerine elin tersiyle cevap vermiş ve yüklendiği davaya ümitle, cesaretle sarılarak bugün milyarları aşan bir dava erlerinin yetişmesinde ilk hamleyi yapmıştır. Bir dava adamında, o yolda yürüyen bir dava adamında olması gereken, onu örnek almak, onun izinden yürümek ve davasında onun azim ve cesaretini, kararını göstermektir. Dolayısıyla bir dava adamı olarak Necip Fazıl'da biz bu örnekleri görüyor, yaşadığını tespit ediyoruz. Tabii dava adamı olarak Necip Fazıl yalnız değildi. Sahabe asrından günümüze kadar yüzlerce, binlerce dava adamı geldi geçti. Ancak Necip Fazıl son devrin din mazlumları eserinde yakın tarihte yaşayan dava insanlarından, fikir insanlarından, mücahitlerden bahsederek onları bizlere örnek olarak sunmuştur. Bu dava insanlarından birisi İskilipli Atıf Hoca'dır. İskilipli Atıf Hoca inandığı davadan, inandığı düşüncelerden, hayat tarzından ödün vermemek için yargılandığı mahkemede idama mahkum edilmiş ve idam edileceği gece Peygamber Efendimiz'i görerek o gün sabahında müdafaanemsini sunmayarak beni Resulullah çağırıyor. Ben bu insanlarla inşallah ahiret hesaplayacağım diyerek idam sehpasına gülerek yürümesini, gülerek gitmesini bilmiştir. Bir dava insanı olarak Necip Fazıl bize İskilip Atıf Hoca'yı örnek gösteriyor. Yine o devirde Allah demenin yasak olduğu, Kur'an okumanın suç olduğu, Kur'an eğitimi vermenin, Arapça eğitiminin yasak olduğu devirde yine bu davaya sahip çıkanları Necip Fazıl'ın son devrinde mazlumları eserinde görüyoruz. Bunlardan birisi Süleyman Hilmi Efendi, bir diğeri Abdülhakim Arvasi ve yine Said Nursi Hazretleri'ni Üstad Necip Fazıl bu eserinde hayat tarzlarını, felsefelerini ve davalarında ne kadar azimkar, ne kadar sebatkar ve ne kadar ümit var olduklarını bize sergilemiş ve her birimizin birer dava insanı olarak bu insanların hayatlarını rehber almamız gerektiğini söylemiştir. Dava insanı ümit var olmalı ki bu az evvel ifade ettiğim şahsiyetlerde ve Necip Fazıl'da bu ümit varlığın en yüce örneğini görmekteyiz. Ki Peygamber Efendimiz yine bu dava insanların rehber edindiği, örnek aldığı, geleceğe ümitle bakan, ümitsizlik yani yesin hayatında hiçbir zaman yeri olmadığı en yüce şahsiyettir. Mehmet Akif yine Türkiye'nin en zor şartlarında, en sıkıntılı zamanlarında artık Türk devleti de bir devletin belki süzül edilemeyeceği bir dönemde Asım'ın nesli diyordum ya, nesiniz gerçek? İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek derken geleceğe ümitle bakmış ve Asım'ın neslini yetiştirmek uğrunda her türlü sıkıntıyı, her türlü ezayı, cefayı ve her türlü meşakkati göstermesini bilmiştir. Necip Fazıl kendisinden bahsetmiyor. Ancak yazdığı şiirleri, eserleri ve hayatı yine Necip Fazıl'ın bir dava insanında olması gereken geleceğe ümitle bakmak özelliğini en güzel şekilde bizlere gösteriyor. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de, sanma ki bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş,
gün batmış, ebed bizimdir derken belki bu günleri görmüş, bu günlerin inancıyla o sıkıntılara, o ezalara, o cefalara, o hapis musibetlerine inançla, imanla, güvenle göğüs germesini bilmiştir. Günümüz gençleri eğer gelecek Türkiye'sini inşa etmek istiyorsak ve böyle bir misyonu üstlenmişsek, kendilerine bu dava insanlığı rehber almalı, bu şahsiyetlerin hayatlarını okumaları, bilmeleri ve onların o güzel eserlerini öğrenmeleri, hatta edebiyatımızda birer şaheser olan Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Canım İstanbul'u, İstiklal Marşı'nı ve diğer nice edebi şaheserleri ezberlemelidirler. Günümüz eğitimcilerine düşen görevde genç neslimize bu şahsiyetleri tanıtmak ve bu şiirleri ezberletmek olmalıdır. Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini ezberlememiş olan hiçbir Türk gencini ben düşünemiyorum. Sakarya şiiri bizim Türk tarihinin bir hülasasıdır. Ve geçmişte ve günümüzde o günlerdeki sıkıntıları Necip Fazıl bu şiirin son mısralarında geleceği bu günleri görerek ümitli bir şekilde ve örnek almamız gereken bir dava insanına yönelerek şu şekilde bağlar. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya derken, Türk milletinin, Türk neslinin ayağa kalkacağı müjdelerini bize vermiştir. Dava insanında birçok özellik var. Ancak diğer bir özellik, az evvel benden önceki konuşmacılarımız ifade ettiler. Cesaret ve doğru bildiğini konuşmaktan hiçbir zaman ürkmemek, korkmamak ve her ortamda doğru bildiğini ifade etmektir. Ki Büyük Doğu 36 yıllık bir tarihinde Necip Fazıl'ın bu cesaret, şecaat ve hak uğrunda verdiği mücadelenin en güzel örnekleriyle doludur. Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez diyerek tepkisini dile getirmiş ve bu ve benzeri ifadelerle yazılarıyla defalarca muhakeme edilmiş, hapislere düşer olmuştur. Ancak o örnek aldığı o yüce şahsiyeti her zaman hayatında rehber itaz etmiş ve onun gösterdiği kararlılıkla kendi kararlılığını, cesaretini yaşadığı yıllarda bütün insanlığa sergilemiştir. Dolayısıyla bizler de eğer bir dava insanı olmak istiyorsak bu dava insanların kendilerini rehber etmemiz gerekir. Necip Fazıl bir nesil oluşturmak, geleceğin neslini oluşturmak konusunda zamanında büyük bir mücadele etmiş, bir cihat vermiştir. Dergisi kapatılmış, tekrar açmış, değişik dergiler çıkarmış, konferanslar vermiş, ülkenin çeşitli şehirlerinde büyük topluluklara hitap etmiş, cemiyetler kurmuş, Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurmuş, Büyük Doğu Fikir Kulübü'nü kurmuş ve eğer şu anda onu anmak için buraya toplanmışsak, onun zamanında verdiği mücadelenin bir nesil oluşturmak yolunda verdiği gayretlerinin neticesi olarak bunları ben söyleyebilirim. Dolayısıyla bizler eğiticiler olarak, üniversite mensupları olarak, fikir insanları olarak bu yüce şahsiyetleri genç nesle, gelecek nesillere tanıtmak ve onları örnek olarak göstermek zorundayız. Necip Fazıl, Canım İstanbul şiirinin son mısralarında ana gibi yar olmaz, vatan gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar, gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul derken, bizlerin
İstanbul'da yaşayan bizlerin İstanbul'a, İstanbul Türkçesine sahip çıkmamızı da hatırlatmış oluyor. Dolayısıyla günümüzde İstiklal Marşı'nı anlamayan, Sakarya'yı anlamayan, Sakarya'yı bilmeyen bir nesille karşı karşıyayız. Bizlere düşen görev, İstiklal Marşı'nı bu neslimize anlatmak, Sakarya'yı bu neslimize ezberletmek ve bunu da yolu olarak edebiyatımızı, güzel Türkçemizi bu ülkemizin güzel genç nesline güzel bir şekilde öğretmek olacaktır. Bu toplantının bu tür hayırlara da vesile olacağını temenni ediyor. Tekrar bütün düzenleyici arkadaşlarıma, belediye başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.